kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili gözaltında olmayan bir tek abisi var biliyorsunuz. O da konuştu ailesiyle ilgili iddialara yanıt olarak. Diyorlar ki aile yapmış, biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti dedi. Tutuklanan amcası için babam gibidir, amcadan yana gönlüm hala rahat dedi. Günlerdir ailesiyle ilgili ortaya atılan diğer iddiaları da yanıtladı da Kadir, verme bir dakika. Ya bir kere sen parçalanmış cesedi 19 gün sonra bulunmuş kendi kız kardeşin için, 8 yaşında minicik bir melek için kullandığın ifadelere bak. Değil mi? Yani içinin kan ağlaması gerek. İşte biz bu kızı öldürseydik de, kaybetseydik de, ortadan yani kendi aramızda öldürseydik bu kızı falan. Ya senin bu kız... Bir de amcayla ilgili konuşmalarına bak. O benim babam gibidir. Benim tırnağıma bir şey olsa, bizim tırnağımıza bir şey olsa amcamız kendini ortaya atar falan. Ya senin yani kız kardeşin 8 yaşında. Ya bütün köy suskun. Kimse konuşmuyor. Herkes şaibeli. Ve kız kardeşinle ilgili kullandığın ifadelere bak. Hiçbir duygu belirtisi yok. Yazıklar olsun. Bu kızı bizi öldürseydi kimin ruhu duyacaktı? Amcam babam gibidir. Narin aranırken ben uyuyordum. O uyumuyordu. Aramalara katılıyordu. Bu ifadeler Narin'in gözaltında olmayan tek abisine ait. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili sır perdesinin kaldırılması için soruşturma sürerken, ailenin en büyük çocuğu 21 yaşındaki Baran Güran, Milliyet gazetesine konuştu. Tutuklanan amcası Salim Güran'ı savunan Baran Güran, amcam babam gibidir dedi. Ben gece uyurken amcam uyumuyordu ve ekiple gece de arama çalışmalarına katılıyordu. Diyordu ki ben kızımı getirene kadar dünya benim üzerime yıkılsa uyumayacağım. Amcam bulunması için her yerin aranmasını söylüyordu. Amcamdan yana gönlüm hala rahat. Baran Güran, Nari'nin DNA'sının bulunduğu arabanın araziye gitmek için ailede herkesin kullandığı araç olduğunu belirtti. Annesi ve amcası arasındaki ilişki iddialarına da yanıt veren Güran, annesine iftira atıldığını savundu. Erkek kardeşim evdeymiş, annem yengemle birlikte evdeymiş, annem buna nasıl cesaret etsin? Böyle bir şey olmuş olsaydı, anneme ilk tepkiyi ben verirdim. Alıp kolundan tutar, karakolun önüne atardım ifadelerini kullandı. Gözaltındaki Enes'in Nari'nin düşkün kardeşi olduğunu belirtti. Kardeşinin kolundaki ısırık izini ise Nari'nin kaybolduğuna duyduğu öfke ve acıdan kolunu ısırmış sözleriyle açıkladı. Baran Güran, Nari'ni ailesinin öldürdüğü iddialarına da yanıt verdi. Diyorlar ki aile yapmış. Burada bizim köklü bir aile olduğumuzu söylüyorlar zaten. Biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti? Kimin ruhu duyacaktı? Kimse bize diyebilir miydi Narin nerede? Biz Narin bulunsun diye sesimizi duyurmak için elimizden geleni yaptık. Medyayı biz çağırdık. Güran, Nari'nin ölümüyle ilgili itiraflarından sonra Nevzat Bahtiyar'dan şüphelendiğini söyledi. Baran Güran, aile arasında toprak kavgası olmadığını da kaydetti. Yani mesela bence en kilit cümle şu yani, biz kendi aramızda bir şey yapsaydık, kaybetseydik, öldürseydik kim bilecekti? Vallahi bence en kilit cümle bu. Bu soruşturulmalı, yani bu cümle üzerinde durulmalı. Çünkü Nari'nin ablasının nasıl öldüğü, öldü mü, öldürüldü mü şaibeli biliyorsunuz üzerinde.